Altın fiyatlarındaki makas farkıyla biliyorsunuz önce dövize aynı zamanda eş zamanlı olarak da altına bir talep var. Türk lirası değer kaybettikçe bunun için bazı önlemler de almaya çalışıyorlar ama olmuyor. Şimdi dövizle birlikte altına da hücum etmeye başlayınca vatandaş elindeki avcundaki parayı birikimini korumak için yine piyasalarda hem müthiş bir hareketlilik ortaya çıktı hem de makas farkı. Kapalı çarşıya gidiyorsunuz başka bir fiyat. Bankalara gidiyorsunuz bankalardan altın almak veya satmak istiyorsunuz bambaşka bir fiyat karşınıza çıkıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra 64 lirayla başlayan makas 250 liraya kadar yükseldi. Geldik de şeyciler, kuyumcular altın satmıyor. Piyasanın çok oynak olduğunu söylüyorlar. Ondan dolayı altının şu an beklemede olduğunu söylüyorlar. Altın bulmakta güçlük çekiyoruz şu an maalesef. Merkez Bankası seçim öncesi son kez faiz kararı için toplanacak. Beklentiler faizin sabit tutulması yönünde elbet. Ancak Şubat'ta açıklanan beklenti üstü enflasyon sebebiyle faiz artırımına da gidilebilir. Ya maaşımı aldıkça almaya çalışıyorum. Tabii ki yükseldi. Her şey yükseldi. Sadece altın değil ki. Hepsi yüksek. Param eriyor çünkü. Yani kum gibi eriyor paramız. Tabii ki euro, dolar alırsak daha karlı bizim için. Biz maaşı euro, dolarla almıyoruz ama maaşımız oluyor çöp yani. Bu arada piyasalar hareketli. Kurdaki yükseliş devam ediyor. Altın fiyatları serbest piyasada listelerin üzerinde satılıyor. Bence parası olan alıyor. Diğerleri boş. Şimdi bunun yani arz ve talep meselesi. Şu anda talep arzdan fazla. Fazla talep olduğu için de bu bulunamama olayı ortaya çıkıyor. Altın yükselişte, makas açıldı. Banka ile kuyumcu arasındaki fark bugün 250 TL. Alış satış farkına bakarsanız bizde mesela alış satış farkı 10 lira 15 lira gramda ama bankalarda bakarsanız 100 lira. Dolayısıyla çok sağlıklı bir fiyat değil. 6 Şubat depremlerinden sonra 64 TL ile başlayan makas bugün 250 TL. Gram altındaki fark 346, çeyrek altındaki fark 585, yarım altındaki fark ise 970 liraya çıktı. Bankalardan vatandaş almaya gittiği zaman da zaten fiziki olarak altın alamıyor, kaydı alıyor ve o da ayrıca biraz daha buradan pahalı oluyor. Onun altını çizmek istiyorum. Darphaneler altın basmasına rağmen altın bulunamıyor. Özellikle darphane ürünlerin çoğu çok bulunmuyor. Tabii çeyrek daha çok talepli olduğu için o hiç bulunmuyor. Bu ara altın fiyatının işte dışarıda da yükseleceği beklentisi. Aynı zamanda Şubat ayı enflasyon verisinin yüksek gelmesiyle birlikte Mayıs ayına kadar enflasyonun daha yükseleceği söylemleri vatandaşın parasının değerini korumak için altına yöneldiği bir dönemdeyiz. Geçen sene Ağustos ayında 2023 Ağustos ayında altın ithalatına kota getirildi cari açık oluşturuyor diye. Bu kota nedeniyle de altının dış piyasadan iç piyasaya gelişi oldukça sınırlı kaldı. Talep de olunca bu sefer prim yapmaya başladı. Şu anda 1 kilo altın dış piyasadaki fiyatına göre yaklaşık 150-155 dolar ons daha pahalı işlem görüyor.